Arkadaşlar sizleri 2011-2012 yılına götüreceğim. 2012 yılında alabileceğiniz en iyi Android telefonlardan birisi şu anda ne durumda ve bu Android telefon o zamanlar bize nasıl deneyim sunuyordu bundan bahsedeceğim. Bu telefon HTC'nin Desire HD modeli. İsminde HD var çünkü HD kayıtlar yapabiliyordum. 2012 yılında bu telefonu ben 1500 liraya satın aldım. Daha doğrusu babam bana satın almıştı. Ve o zamanlar asgari ücret 800 liraydı. Yani bu telefon şu anda 7000-8000 bin, bin liralık bir telefonmuş gibi düşünebilirsiniz. Ve şöyle söyleyeceğim. Bu telefonun bendeki en büyük anılardan bir tanesi şifteyle netle tanışmama vesile olması. Çünkü ben bu telefonu satın aldıktan sonra teknolojiye ilgim çok fazla arttı. Ve bu telefon güncelleme alacakken HTC güncelleme sürecini yavaşlattı dandan dolayı devamlı olarak güncelleme haberlerini kontrol etmem gerekiyordu ve Shift.net'in internet sitesine ilk gidişim bu şekilde gerçekleşti. 2012 yılından beri aktif bir şekilde Shift.net'i okuyor ve Shift.net'te de 2,5 yıldır çalışıyorum. Hatta şöyle söylemek istiyorum. 2012 yılında Shift.net'e atılmış bir mailim var ve mailde sizinle beraber çalışabilir miyim diyor. İşte dünya böyle bir yer. HTC Desire HD bende çok fazla bir anısı var. Çünkü üniversiteyi kazanana kadar yaklaşık 5 yıllık bir süreçte bu telefonu kullandım ve bu telefonu kullandıktan sonra Android deneyiminin ardından iPhone 6s Plus'ı çıktığı gün almıştım. Arkadaşlar sizlerle beraber geçmişi yad edeceğiz. Bu telefon 2012 yılındaki en iddialı telefonlardan bir tanesiydi. Rakibi Samsung Galaxy S2 ve yazılım güncellemesini Full HD videolar çekebilecek hale geliyordu. Ya da en iyi rakiplerinden bir tanesi iPhone 4 veya 4s'ti. HTC o zamanlar arayüzüyle hediye ettiği Beats kulaklıklarla çok iddialıydı. Peki bu telefon nasıldı? Gelin yakından bakalım. Arkadaşlar telefon gerçekten eski o yüzden gerçekten çizik ve kullanılamaz duruma neredeyse gelmiş durumda. O yüzden hani ekranda çizik olur, kir olur. Bunları mazur görmenizi isteyeceğim sizden. Ben bu ekranı hatırlıyorum. Telefonu kurarken gerçekten kolay ve güzel animasyonlarla da telefonu kurabiliyorduk. Zaten ilk başta da iki tane dil seçebiliyorduk. Türkçeyi seçiyorum ve ileriye basıyorum. Telefonu kullanmaya bıraktığımda da bu yazılım sürümü vardı. Şu anda anların hepsi gözümde canlanıyor. Arka kapağı değiştirin ve bir SIM kart takın diyor. Şöyle arka tarafa çevireceğim. Bir arka taraftaki tasarıma bakalım istiyorum. Şuradan bataryayı çıkartabiliyordunuz ve bu telefonun da ses tuşunda sıkıntı var. Benim kendi telefonunda da ses tuşunda ve üst tuşta sıkıntı olmuştu. Demek ki HTC'nin o zaman kronik tasarım sıkıntısıymış ki özellikle şuradaki kameranın çevresinin telefonu masaya bıraktığınızda masaya değmesinden dolayı da burada da çizikleri görebiliyorsunuz. Şuradaki yapıyı çok çıkarmaya çalışmıştım ama zamanında çıkartamamıştım. Arkada Dolby Mobile gibi farklı simgeleri de görebiliyorsunuz. Gerçekten HTC dönemin en iyi telefonlarından bir tanesini yapmıştı. Buraya sim kartı takacağım. Buraya da micro SD kartı takabiliyorsunuz ama ben sadece sim kartı takacağım. Evet sim kartı yerleştirdim ve kapağı çıkarttım. Bu kapak gerçekten iyi bir kapak. Öyle kolay kolay çıkmazdı. Yani ilginç bir tasarıma sahip telefon. Şimdi bir kuralım ondan sonra da sim kartınız algılanmıyor. Sim kartınızı düzgün taktığınızdan emin olun diyor. Düzgün taktım bir yeniden başlatalım. Yani sim kartı algılamanın içine yeniden başlatmak gerçekten saçmalık. Ama yıl 2012 olunca durumlar böyle oluyor. Bu işlem gerçekleşirken ben biraz da telefondan bahsedeyim sizlere. Telefon 164 gram ağırlığında ve burası gerçek bir alüminyum yani. Hani hiçbir şekilde arkası önünde değil, bildiğiniz buraya koyup bırakmışlar ve gitmişler. Yani bir inceltelim, bir şey yapalım, kesinlikle olmamış. Telefon 4.3 inç büyüklüğünde ve 160 gram yani ağır bir telefon, onu söyleyeyim. 11.8 milimde kalınlığı var. Yani buradan bakınca zaten kalınlığı çok net bir şekilde algılayabilirsiniz. Evet açılışı geldi gerçekten telefon böyle açılıyordu. Pin kodunu gir dedi ve pin kodunu da girdim. Şu anda açılıyor. Tekrar kurulum ekranına geldik. Zaten sim kartı takmıştım. Gördüğünüz gibi akıllı bir telefondan, Wi-Fi üzerinden ya da farklı bir ağ üzerinden ya da cloud üzerinden bir aktarım yok. Bluetooth üzerinden aktarım var. Bluetooth sürümünde merak ederseniz Bluetooth 2.1 bu telefonun içerisinde bulunuyordu. Öyleleri aktarmak istemiyordum. Mobil ya da Wi-Fi ile beraber burada verilerimizi eşitleyeceğiz. Şimdi bu veri eşitleme meselesine ileride geleceğim. HTC gerçekten o zamanlarda çok iyiydi. Çok iyi bir şekilde telefonu kullanabiliyorduk. Hemen alt kata da bağlanalım. Şimdi telefonu kurduk ve gerçekten anlatacağım çok şey var. Bu telefon sıradan bir telefon değil. 2012 yılında alabileceğiniz en mantıklı, en iyi telefonlardan bir tanesiydi ve 2012 yılında 1500 lira gibi bir ücretle satın almıştık bu telefonu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Telefonu sıfırdan kurduğum zaman da eskiden ilk olarak market bu sürümde geliyordu ve içerisine girip uygulama indirebiliyordunuz ama daha sonra kendiliğinden sürüm güncelleniyordu. Ben kurulumu gerçekleştirirken Shift-R-Net'in Gmail hesabıyla telefonun içerisine girdim. Böyle de bir bildirim sesi vardı. Telefonun şu üst tarafı tamamen hoparlör. Öyle söyleyeyim. Altta herhangi bir şekilde farklı bir hoparlör bulunmuyordu. Bu arada sunucuyla galiba bağlantıya geçemeyeceğiz gibi duruyor. Sol tarafta bir bildirim ışığı vardı. Telefon ekranı açık olmasa bile bildirim gelip gelmediğini anlayabiliyordum. Bu gerçekten dönem için çok iyi bir şeydi. Şurada parlaklık sensörünüz var ve burası tamamen hoparlördü. Ayrıca burası aize yeri olarak da geçiyordu. Alt tarafta ev, menü Burada menüye girdiğiniz zaman direkt ayarları değiştirebiliyordunuz. Geri gelme ve arama butonu vardı. Bu da benim hızlıca araba yapabilmemi sağlıyordu. Bunlar da güzel detaylardı. Şimdi şöyle bir kapatacağım. Üst, tuştaki, üst tuş tabii ki çok da kolay kullanılmıyor. Ve açacağım bakın. Şu gelişe, şu animasyon efektlerine bakar mısınız? Bakın hava bulutlu olduğu için kağıthane de bu 2012 yılındaki bir telefon. Tamam, 2012 çok eski değil ama şu anda bile görmeye alışkın olduğumuz animasyonlar HTC tarafından, HTC Sense arayüzünde ta o zamanlarda kullanılıyordu. Peki bu telefon şu anda hangi sürümü kullanıyor? Gelin bir de ona bakalım. Telefon hakkında kısmına gidiyorum. Buradan yazılım bilgisi diyorum ve gördüğünüz gibi Android 2.3.5 var. Şimdi ben bu SDN ile tanışma süre, serüvenini anlatayım. Android 4.0 güncellemesi HTC telefonda bu modele gelecekti ama ben HTC telefona gelmediği için devamlı olarak bir yerden takip etmem gerekiyordu güncellemeyi ve Shift ile bu şekilde tanıştım ve Shift teknoloji haberlerini okumayı severek Shift teknoloji haberlerini okuyarak kendimi zamanla geliştirmiş oldum. Bu hikaye de böyle bir hikayeydi. Gördüğünüz gibi HTC Sense 3.0 arayüzünde kullanabiliyoruz. Direkt ana menüye gelebiliyorum. Telefon yani öyle çok ahım şahım yavaş değil ama şu an çok kullanabileceğini düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi market bile daha kendini güncelleyemedi. Peki bu telefonun özellikleri neydi? Hemen anlatmaya başlayayım. Telefonun içerisinde Qualcomm'un 1 GHz gücündeki bir işlemcisi vardı. Tam 1 GHz ve evet iyi bir şekilde çalışabiliyordu. Ben şöyle yapıyordum. Telefon yavaşladığı zaman falan burada bir görev yöneticisi olması lazım. Evet bakın burada telefonun içerisindeki 768 MB'lık RAM'i hatta bakın şurada 600 diyor eksik gelmiş. Tümünü kapatıyordum ve arkada çalışan uygulamaları kapatınca telefon rahatlıyordu. Gördüğünüz gibi bu kadarlık bir bellek alanı vardı. Telefon ne kadarlık bir hafızası vardı diye sorarsanız da telefonun içerisinde yaklaşık 1.5 GB'lık bir hafıza var. Ben satın alırken hatırlıyorum hepsi burada da o 1.5 GB'ın üstüne sık sık basılıyordu. Şimdi şöyle bir Geçmişteki Android üst serüvenini bir yad edelim istiyorum. Telefona bildirim geldiği zaman yukarıdan aşağıya kayan bir ekranla gelmiyordu. Gelen bildirim şurada kayıyordu ve sen oradan onu okuyordun. Eğer karşıdaki kişi Whatsapp'tan 2-3 tane mesaj göndermişse Bakın, aynen böyle oluyordu. Alihan'ın mesajı geldi. Alihan bir tane daha mesaj gönder. Eğer karşıdaki kişi WhatsApp'tan 2-3 tane mesaj gönderirse böyle ilk mesajı görebiliyordunuz ama 2-3 mesajın ardından kesinlikle buradaki yazan kişi neler yazdığını göremiyordunuz iki yeni iletiler diyor. Bakın açamıyordum ve ben buna gıcık oluyordum. Android 4 sürümünde yeni gelen özellikle beraber buradan birçok bildirim gözükebiliyordu ve ben en çok bu özelliği bekliyordum. Evet böyle içine giriyorsunuz ve telefonda konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Az mı SMS kullandım o zamanlar? T9 vardı. T9'u da çok severdim. Şimdi telefonla alakalı bahsedeceğim bir diğer detay da indirme ve arka planda çalışma detaylarıydı. Şöyle söyleyeyim. Telefonda birkaç işlem yaptıktan sonra arka planda çalışan işlemleri yapmamaya başlıyordu ve bu gerçekten beni üzüyordu. Yanlışlıkla da kameraya girmişken biraz da kamera hakkında sizlere bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim bu telefon HD video kaydedebildiği için isminde HD Design HD takısı var. Şöyle hemen bir kameraya giriyorum ve gördüğünüz gibi şu anda bir... E, evet bu sesi de şimdi hatırladım. Şu anda video çekmeye başladı. Ben bu telefonla az video çekmedim. Bayağı bir video çekmiştim. Şöyle bir fotoğraf çekmeye çalışıp Şu anda çekmiyor çünkü hafıza kartı yok. Kendi içerisindeki hafızaya kaydetmiyor. Ama ben birkaç fotoğraf çekip sizlere göstereceğim. Tekrar geri geliyorum. Buradaki kameranın çözünürlüğü 8 megapikseldi ve fena da değildi. Şimdi o zaman için doğruya doğru konuşmak gerekiyor. Hala marketi güncelleyemedi ama ben biraz HTC'nin arayüzünden sizlere bahsetmek istiyorum. Burası 3 boyutlu gibi bir şeydi ve burayı devamlı olarak değiştirebiliyordunuz. Burada farklı widgetleri kullanabiliyordunuz. Şu animasyonun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu an bile güzel yani. Bilmiyorum belki de kendi telefonumu kullandığım için çok fanatikleştim. Sağ alt taraftan hemen farklı widgetlar, farklı kilit ekranları ekleyebiliyordunuz. Ve bu da benim en sevdiğim detaylar arasında yer alıyordu. Mesela şunu çok fazla kullanıyordum. Şöyle gelsin. Telefonun reklamlarında da bu bayağı bir övülüyordu. Şöyle bir yapıyorum. Uygula diyorum. Kilit ekranı uygulandı diyor. Bir kilitleyeceğim ve tekrar açacağım. Şöyle tırnağınızı bastırmanız gerekiyor. Şimdi bir de internet tarayıcısına gelelim. Şifre iletin haberlerini ben sık sık buradan okuyordum ve internet tarayıcısı fena çalışmıyordu. Hemen buraya tekrar bir sdn yazacağım. Ve gördüğünüz gibi şifre iletin içine girebiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda site çalışıyor, sitede bir sıkıntı yok ama e, internete girmedi. Sebebini bilmiyorum. Buradan geçmişe girebiliyordunuz, farklı pencereler arasında dolaşabiliyordunuz. Gerçek bir akıllı telefon o zamanlarda kullanabiliyordunuz ama 2012 yılındaki asgari ücreti düşünürsek bu telefonun 1500 lira olması onun ücretini gerçekten yüksek yapıyordu ve şöyle söyleyeyim o zamanlar bu telefonun rakibi iPhone 4, 4S'ti ve insanlar çok arada kalıyordu. Hatta gelin sizlerle beraber bir hepsi burada yorumuna bakalım. Bakın 2012 yılından 2011 yılından kalma bir yorum okuyacağım. Uzunca bir süre iPhone 4 mü, Dizaynli mi diye araştırdım. En son bu telefona karar kıldım ve bir haftadır kullanıyorum. Bence tartışması olarak iPhone 4'ten üstün diyor ve iPhone 4'te arada kıyaslama yapıyor. Diyor ki üçüncü uyumu uygulama yüklemek için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Bluetooth ile gönderebilir, USB ile kopyalı yapıştır yapabilirsiniz diyor. Şehir break ya da Bluetooth ile herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz diyor. Ayrıca videoyu internet bağlantısı olan LCD telefonla kablosuz olarak izleyebiliyorum diyor. Telefon 2012 yılında birçok yenilikle karşımıza çıkmıştı ama eksiklikleri vardı. Mesela Wi-Fi'yi buradan açıp kapatabiliyorken mobil şebeke daha sonra gelmişti. Mobil şebekeyi sırf kapatmak için hemen tüm ayarlara gidiyordum. Buradan mobile geliyordum ve buradan değişimleri gerçekleştiriyordum. Benim kafamda bu telefonda PUBG oynamak vardı. Ama gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir yere gidemiyorum. Peki şöyle yapalım. Wi-Fi'yi kapatayım. Mobil şebekeyle bir girelim. Şurada bakın H hey gelecek. Çünkü 3G kullanıyor. Herhangi bir şekilde 3.5G desteği de yoktu. 4G desteği zaten yoktu. Bir de şu an 3G desteğiyle bir bağlanalım bakalım. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela arkada çalışan marketi kapatmak istiyorsunuz değil mi? Yani böyle yukarı kaldırayım işte pencereleri açayım kaydıra kaydıra arkadaki uygulamaları kaldırayım gibi şansınız da yoktu. Teker teker buradan menüler arasında dolaşıp görev yöneticisini seçiyordunuz ve buradan hepsini kapat diyordunuz. Bunlar ilginçti. Ve şöyle söyleyeyim. O zamanlar akıllı telefon çok az olduğu için akıllı telefon oyun oynamak da çok özel bir şeydi. Ve şöyle göstereceğim size. Burada teeter vardı. Bu teeter oyununu oynayabiliyorduk. Bakın. Şöyle. Valla 1 GHz işlemciyle. Gördüğünüz gibi ses falan hala çok güzel çalışıyor. Bu giderek zorlaşıyor. 3 boyutlu bir hale de geliyordu hatırlıyorum. Bakın. Gerçekten güzel bir deneyim. Eğer 3G ile şunu güncelleyebilirse gerçekten çok sevineceğim. Çünkü sizlere PUBG deneyimini göstermek istiyorum ama yani şöyle bir gerçek var, şimdi benim PUBG dediğime bakmayın telefon Android 2.3'ü kullanıyor yani Android 12 gelmek üzere kesinlikle bulamazsınız telefonda yerleşik olarak Google haritalar geliyordu Google haritaları kullanarak siz herhangi bir şekilde navigasyon kullanmıyordunuz o yıllarda babamın arabasında navigasyon vardı ve bundan sonra artık navigasyonu yavaş yavaş kullanmayı bırakmıştık mesela buradan Kadıköy'e bir yol tarifi alalım gördüğünüz gibi tamam, kafiye sokak da olur aranıyor diyor ve sunucu hatası verdi. Demek ki artık telefonu kullanmak çok mümkün değil. Ama telefon içerisindeki GPS sayesinde gördüğünüz gibi hemen nerede bildiğimi buldu. Yani insanların navigasyon cihazı aldığı bir yılda bu Maps ile gelen telefon gerçekten çok yüksek, çok iyi bir telefondu. Feneri vardı. Eğer işte Trabzon'daki evimize gidiyorsak o yıllarda çok elektrik kesiliyordu. Feneri direkt olarak açabiliyorduk. Evet telefonları yüzüne baktığımızda durum böyle. En çok sevdiğim şeyler arasında bunu söylemeden yapamayacağım. HTC ile herkesin bağ kurmasındaki en büyük sebeplerden birisi. HTC Sense veya HTC Likes gibi uygulamalardan burada birçok grafik ayarlayabiliyordunuz. Ya da birçok temayı indirebiliyordunuz. Bunlar güzel özelliklerdi. İndirilmiş uygulamalar burada sıralanırken burada da favori uygulamalarınızı bulabilmek mümkündü. Üstüne uzun süre basınca ne oluyor diye sorarsanız yine bu şekilde bir yerleşim gerçekleştirebiliyorduk. Evet sizlerle beraber eski telefonuma yakından bakmış oldum. Gerçekten mutlu oldum Videoyu daha fazla uzatmayacağım zaten videonun açılışında Telefonun bendeki yerini öğrenmiş oldunuz ama Şöyle söyleyeyim gerçekten eski telefonlarında Bazı iyi özellikleri varmış Peki şunu söyleyeceğim Sizin ilk kullandığınız telefon neydi Android 2.3.5'i uzun zaman sonra görmek Sizleri mutlu etti mi diyor ve videoyu burada kapatıyorum Eğer bu seriye gelsin istiyorsanız Videoyu like atmayı unutmayın Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın